Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yeni bir video ile bir aradayız. Bugün mekanik yürüyüş bandı yapacağız arkadaşlar. Belli ölçülerde kestirdiğim 30'a 40'lı profillerimiz var. 30 mm çaplı yuvarlak borumuz var, içi boş. Tabii dışarıda kaynak ve kesme işlemleri yapacağımız için dışarıdayız ve dışarıda birçok ses bizle beraber. Şimdi hadi gelin bu işlemi beraber yapalım. Şurada 120 santimetrelik en kenar kısımda 120 santimetrelik profiller var. Hemen yanında birer metrelik iki profil. Burada ise 60 santimetrelik profiller. Burada ise 50 santimetrelik silindir şeklinde içi boş borularımız var arkadaşlar. Şimdi bunları kaynak yapacağız. Şimdi arkadaşlar en son yaptığımız modeli değiştirdim. Çünkü buraya çıktığınız zaman daha fazla yanaşılmıyordu. Eskiden şu eğrilik sola doğru değil sağa doğruydu. Yanaşılma olmuyordu. O yüzden şu 4-5 taneyi kullanılmıyordu. Söktüm tekrardan. Kaynaklarını söktüm. Eğrilik böyleyken bu şekli getirdim. Sonra sağlamlaştırdım. Kol tutacak yerlerini bu şekle getirdim. Şimdi antipasını atıyorum. Antipası attıktan sonra istediğiniz renge boyayabilirsiniz ya da bu şekilde bırakabilirsiniz.
şurada muşanması da var. Onu da monte edeceğim. Sonra mekanik yürüyüş bandımızın işi bitecek. Evet arkadaşlar, şimdi antipasımızı attık. Artık yürüyüş bandımız, mekanik yürüyüş bandımız gerçek anlamda kendini göstermeye başladı. Dediğim gibi değişiklikler yapmıştım. Dikkat ederseniz az önce de söyledim. Bu şekilde değildi. Bu şekilde bir tutma kısmı vardı. Bunun yerini değiştirdim. Şimdi arkadaşlar manuel koşu bandımızın alt tarafında antipas atılmayan kısımlar vardı. Şimdi buralara antipasını attım. Kuruması için biraz zaman veriyorum. Daha sonra internet üzerinden böyle bir muşamba aldım. Bu daha uygun. Çünkü normal yürüyüş bantlarının o paletleri pahalı. 300, 350, 400 o civarlarda. Bu daha makul, daha uygun. Bu para baskılı diye geçiyor bu muşamba. Yani internette aratırsanız para baskılı muşamba diye. Sonrasında benim bu rulmanlı silindirlerim 50 santimetreydi. Ben biraz kısa yaptım. 48 santimetre eninde. Şu uzunluğu da 80 santimetre. Şimdi tam o ölçülere uygun olacak şekilde şöyle 48 santimetre ve uzunluğu da 1.65 olacak şekilde kesiyorum. Daha sonra buraya getirip birleştireceğim o ikisini. Ondan sonra hadi izleyelim. Şimdi buraya silikon sıktım arkadaşlar. Sonra şöyle bir parçamız var. Böyle muşambadan. Bunu buraya yapıştıracağım. Çünkü ikisi arasında bir bağlantı olması gerekiyor. Şimdi bu buradaki silikonu sıvayacağım. Sonra bu parçayı bu ek yerinin yarısı olacak şekilde yapıştıracağım. Evet arkadaşlar, manuel yürüyüş bandımızı da böylelikle bitirmiş bulunuyoruz. Palet kısmını altına bir muşamba koyaraktan silikonladık ve kurumaya bıraktık. Bir buçuk gün içerisinde kuruyacaktır ve tutacaktır. Tutması ve sabit kalması için zımbaladım. Sonra zımbalarını sökeceğim. Şöyle göstereyim. Palet kısmını da hazırladım. Alt taraftaki muşambası kuruduğunda iş bitirecek. Zaten daha önceki videomuzda çalışmış olduğunu göstermiştim zaten size. Son hali bu.